Faili meçhul bir cinayet. Karısını öldürmekle suçlanan bir öğretmen ve sırra kadem basan bir kız çocuğu. Hande Yücedağ'ı kim öldürdü? Azem neden susuyor? Ve herkesin merakla beklediği nehir nerede? Büyük sırların ortaya çıkacağı yepyeni bir analize daha hoş geldiniz. Rating rekorlarıyla, şiir tadındaki hikayesiyle ve elbette ki olay pavyon sahneleriyle ülke gündemine bomba gibi düşen İnci Taneleri dizisinde herkesin cevabını merakla beklediği 3 büyük sırrın kapılarını şimdi bu videoyla aralıyoruz. Öncelikle Azem'in hapse girme hikayesiyle başlayalım. O günlerde ülke gündemine sarsıcı bir haber düşer. Kadına şiddet son bulmuyor. Öğretmen cinayeti kan dondurdu. Ülkenin tüm haber kanallarında bir cani olarak suçlanan Azem tutuklanarak hapse girer. Yalnız olayın perde arkasında bambaşka bir dram vardır. Ve şimdi bizler bu dramın yaşandığı o günlere, geçmişe gidiyoruz. Azem'in ölen eşi Hande tıpkı Dilber gibi güzel bir pavyon kadınıdır. Oğlu Özgür'ü ve kızı Nehir'i en iyi imkanlarla yetiştirmek isteyen Hande, Azem'in sadece öğretmenlik yaparak ailesine yetemediğini düşünerek para kazanma arayışları içerisine girer. İşte tam da bu noktada karşısına onun güzelliğinden etkilenen bir adam çıkar. Şimdilik ismini bilmediğimiz bu adam pavyon işleten bir şahıstır ve Hande'ye yüklü miktarlarda para teklifi yaparak pavyonda çalışmasını ister. Hande bu teklife ilk başlarda sıcak bakmasa da Azem ve Nehir'le konuşur. Azem aileye yetemediği için mahcup bir şekilde sadece istemediğini söyler. Ama özellikle Nehir annesinin pavyonda çalışması fikrine çok büyük tepki gösterir. Yalnız sonrasında gelişen olaylar Hande'yi çalışmaya mecbur bırakır. Hande'nin pavyonda çalışmaya başlamasıyla birlikte Nehir babası Azem'e "Sen adam değilsin. Nasıl eşinin o adamın yanında pavyonda çalışmasına izin verirsin?" diye ağır sitemlerde bulunur. Azem'in gururu yerle bir olmuş, çaresizliği günden güne artmıştır. Çünkü bir taraftan çocuklarına yetemiyor olmanın acısını yaşıyorken diğer taraftan da eşinin yaptığı işten rahatsız olmaktadır. Ve işte esas can alıcı olay da bundan sonra başlar. Hande pavyonda çalışmaya başladıktan sonra iş yerinin patronuyla yakın ilişkiler kurmaya ve uyuşturucu kullanmaya başlar. Hande'nin bu yaşantısı Azem'i delirtecek seviyelere kadar ulaşır. Öyle ki bu sıralarda Azem ve Hande arasında tehdit dolu sert tartışmalar yaşanır. Ve bu tehdit dolu konuşmalar komşular tarafından da duyulur. Ve gelelim can alıcı finale. Hande bir gün evde ölü olarak bulunur. Olay yerine gelen polis ekipleri darp edilmiş yaralı bir kadın cesedi ve cesedin başında da Azem'i bulurlar. Tam da o sırada bazı komşular Azem'e hakaretler edip her gece kadını tehdit ettiğini ve sonunda canına kıydığını söylerler. Komşuların tanıklığı ve Azem'in suskunluğu onun hapse girmesi için yeterli sebepler olur. Peki Azem karısını öldürmediği halde neden susuyordu? İşte şimdi duyacağınız ihtimaller sizleri derinden sarsacak. Hatırlarsanız birinci bölümde Zerre çıkan haberlerin doğru olup olmadığını Azem'e sorduğunda Azem işin görünmeyen kısmı öyle değil demişti. Hatta oğlu Cihan'la ilk buluşmasında da o olay bildiğin gibi değil demişti. Şair ruhlu bir öğretmenin karısını öldüreceği asla söz konusu olamazdı. Ama Azem susmak zorundaydı. Çünkü konuşursa
çocukları zarar görecekti. Gerçekte Hande'yi öldüren Azam değil, Hande'yi pavyona götürüp çalıştıran patrondu. Hande'yi öldürdükten sonra da Azem'in suçu üstlenmesini istedi. Aksi halde çocuklarına zarar vermekle tehdit etti. Ve Azem çocuklarını bu acımasız insanlardan koruyabilmek için suçu kabullenip sustu. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise şöyle. Hande'yi öldüren kızı Nehir'di. Çünkü Nehir annesinin pavyonda çalışmasını istemiyor ve özellikle de okulda arkadaşları annesinin bu durumundan dolayı kendisiyle alay ediyor ve akran zorbalığına maruz kalıyordu. İşte tüm bu nedenler Nehir'i bir cinnet haline sokmuş ve Nehir de annesini öldürmüştü. Nehir'in üzerindeki cinnet hali son bulup gerçekle yüzleşince de önce annesini ağlamış, ardından hapse girmekten korkmuştur. İşte tam da bu sırada Azem kızını korumak için suçu üstlenmiş ve yapılan tüm iftiralara rağmen susmuştur. Evet, şimdilerde ise Azem Dilber'i her gördüğünde aklına eski eşi geliyor ve Dilber'in de eşiyle aynı sonu yaşamaması için onu korumaya çalışıyor. Peki Azem'in kızı Nehir kim ve şu anda nerede? Emniyet kayıtlarında izine neden rastlanamıyor? Nehir sırra kadem basıp kayıp mı oldu, yoksa izlerken hiç fark etmediğiniz o kişi Nehir mi? Duyunca şok olacağınız gizemli bir hayatın özeti. Nehir'in hikayesi yakında bu kanalda sizlerle olacak. Bu yüzden hala kanala abone olmadıysanız bir an önce kanala abone olup bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın. Ve eğer bu paylaşımı beğendiyseniz videonun daha fazla insana ulaşabilmesi için beğen butonuna basarak da bizlere destek olabilirsiniz.